Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık kalıtımın son sözel kısmındayız. Burada kromozomal sayı ve yapı bozukluklarından bahsedeceğim. Yani aslında kromozomlarda gerçekleşebilecek mutasyonlardan bahsedeceğim. Normalde Campbell bunu böyle uzun uzun, böyle karmaşık bir şekilde anlatmış. Ben size ilk önce böyle bir tablo şeklinde kromozomlardaki sayı bozukluklarından bahsedeceğim. Daha sonra yapı bozukluklarından bahsedeceğim. Sonra da arkadaşlar bu hastaların özelliklerinden de bahsetmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce bakın şöyle yapalım. Kromozom sayı ve yapı bozukluklarını tabloda şöyle bir ayıralım. Bakın tablo şeklinde yapacağım dediğim gibi. Şuraya sayı bozuklukları diyelim. Sayı bozuklukları. Şuraya da arkadaşlar yapı bozuklukları diyelim. Hatırlarsanız yapı bozukluklarının bazılarını ben protein sentezinden sonra vermiştim. Şimdi burada geriye kalanlardan bahsedeceğiz. Tabii diğerlerini de tekrar edeceğiz. Şöyle bozuklukları diyoruz. Şimdi bizim için burada aslında önemli olan sayı bozukluklarıdır. Çünkü karşımıza çıkabilme ihtimali en yüksek olan bunlardır arkadaşlar. Yapı bozuklukları da önemli ama sayı bozukluğuna sahip olan hastalıklar karşımıza çıkıyor. Mesela Down sendromlu, işte Klinefelter sendromlu gibi sendromlar vardır. Bunlar karşımıza çıkabiliyor. İlk önce burada bazı terimler var. Bu terimlerden bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi mayoz bölünmede ayrılmama olayı gerçekleşebilir. Bu ayrılmama sonucunda da kromozomlarda meydana gelen anormal sayı bozukluklarını biz ne diyoruz? Aneuploidi diyoruz. Aneuploidi. O zaman yazalım. Mayozda ayrılmama sonucu yazamadım. Ayrılmama sonucu meydana gelen anormal kromozom sayılarına aneuploidi denir. Şimdi arkadaşlar aneuploidinin de çeşitleri var. Eğer ki aneuploidi 2N-1 şeklinde ise biz buna monozomi diyoruz. Monozomi veya monozomik. Eğer ki 2N+1 şeklinde ise trizomik diyoruz arkadaşlar. Trizomik. 2N-1 yani bir kromozomu eksik. Mesela 46 değil 45. 2N+1 yani 46 değil 47 arkadaşlar. Bu şekilde trizomi, monozomi diyoruz. Şimdi ben bunları şöyle anlatacağım arkadaşlar. İkiye ayıracağım yine bunu. Şöyle bir otozomlarda meydana gelen ayrılmama diyeceğiz. Bir de gonozomlarda meydana gelen ayrılmama diyeceğiz. Şöyle yapalım. Otozomlarda ayrılmama. Otozom nedir? Vücut kromozomu. Yani vücut özelliğimizi belirleyen kromozomlardır. Diğeri de gonozomlarda ayrılmama. Gonozomlarda ayrılmama. Gonozom da arkadaşlar bizim cinsiyetimizi belirleyen kromozomlardır. Otozomlar vücut özelliklerimizi belirleyen kromozomlar, gonozomlar da cinsiyetimizi belirleyen kromozomlardır. Şimdi bakın, otozomlarda ayrılmamayı şöyle anlatıyorum ben. Şimdi bu erkek 44+XY şeklinde, dişiler ise arkadaşlar, erkeği tabii şu şekilde gösteriyoruz. Dişiler ise 44+XX şeklinde. Dişiyi de bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bakın. Diyelim ki erkek birey normal bir şekilde ayrılsın. Burada X'e Y'ye dokunmuyoruz arkadaşlar. Sadece şu 44'lerde meydana gelen bir değişim olacak. Normal bir şekilde ayrılsın. Bunun ürettiği birinci gamet 22+X. İkinci gamette 22+Y şeklinde olsun. Normal bir ayrılma gerçekleşti. Ama dişi de normal ayrılma olmasın. Bunun üreteceği gametlerden biri ne olacak? 21+X olsun. Diğeri de arkadaşlar 23+X olsun. Bu şekilde bir olay meydana gelsin. Şimdi bakın. Burada şimdi gametleri dölleyelim. Nasıl olacak? Eğer 1 ve 3. gamet döllenirse arkadaşlar bakın ne olur? 1 ve 3 43+XX ne olur? 45 kromozomla bir birey meydana gelir. Ama bu birey yaşamaz, ölür. Neden ölür? Çünkü otozomlarda meydana gelen bir eksiklik arkadaşlar herhangi bir eksiklik ölüme sebep olur. O yüzden bu bireyler ölüyor. Daha sonra gelelim ikincisi 1 ve
4'ü dölleyelim arkadaşlar. 1 ile 4, 22, 23 daha 45. Artı XX. Ne olur bu birey? 47 kromozomlu olur. Biz buna ne diyoruz? Down sendromlu dişi diyoruz arkadaşlar. 45 artı XX. Daha sonra geliyorum. 2 numaraya geçiyorum. 2 ile 3 döllenirse ne olur? Yine 43 artı XY olacak. Bu da erkek olacaktı yaşasaydı. Ama bu birey bir kromozom eksik olduğu için, otozomlarda bir kromozom eksik olduğu için ne olur? Ölür. Daha sonra 2 ile 4'ü dölleyelim. Ne olur? 45 artı XY. Bu da arkadaşlar Down sendromlu erkek olur. Bakın, otozomlarda ayrılmama sonucunda ne oluşuyormuş? Down sendromlu bireylerimiz oluşuyormuş arkadaşlar. Down sendromlu bireylerde 21. kromozomda ayrılmama olayı görüldüğü için, o yüzden buna trizomi 21 de denir. Trizomi 21. Bakın, monozomik neydi? 2n-1. Bakın, 45 kromozom oldu değil mi? Bakın, 43-45. 43-45. Ne oldu bunlar? Monozomi oldu ve öldüler. Şunlar nedir arkadaşlar? Bir kromozomu fazla, 2n-1 trizomi oldular. 21. kromozomda ayrılmama olduğu için de trizomi 21 olarak isimlendirildiler. Peki bunlar nasıl bireyler oluyor? Arkadaşlar, Down sendromlu olan bireylerin erkeklerin hemen hemen tamamı, kadınların ise arkadaşlar yakını, hani yarısına yakını kısır olurlar. Genellikle kısır oluyorlar. Daha sonra bunlar genellikle meyoz 1'deki ayrılmama sonucunda ortaya çıkıyor bu hastalık. Bir de arkadaşlar kısa boyunlu olurlar. Yine boyları kısa olur, kalın enseli olurlar ve yüz tipleri hemen hemen birbirinin aynısıdır. Zaten Down sendromlu bireylerin nasıl bireyler olduğunu biliyoruz. O zaman geçiyorum gonozomlarda ayrılmamaya. Yani bu sefer neye geleceğiz? X ve Y'ye. Yine aynı şekilde yazıyorum bakın. 44 artı XY erkek bireyimiz. 44 artı XX dişi bireyimiz. Arkadaşlar burada yine erkek bireyde ayrılma normal bir şekilde gerçekleşsin. 22 artı X. 22 artı Y. Dişi bireyde bu sefer otozomlarda değil, yani buradaki 44'e dokunmayacağız. Nerede ayrılmama gerçekleşecek? Eşey kromozomlarında. 22 artı XX birbirinden ayrılmadı, bir yere gitti. 22 artı buraya gelecek olan kromozom kaldı mı? Kalmadı. O zaman buraya ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Şimdi burada ne olacak? Bakın. Burada arkadaşlar yine dölleme olayını yapalım. Gerçekleştirelim şöyle. Maviyle yazayım yine. Şimdi burada da yine 1 ve 3 döllenirse ne olur? 44 artı X. X, X bireyler olur. Biz bunlara ne diyoruz? Süper dişi diyoruz. Ayrıca bunlar yine bir kromozom fazla olduğu için trizomik birey olur mu? Evet, olur. Peki süper dişilerin özelliği nedir? Arkadaşlar süper dişiler aslında görünüş olarak normal dişilerle aynıdır. Sadece biraz daha böyle boyları uzun olabilir. Biz normal bireylerde, normal kadınlarda biraz daha böyle iri olabilirler. Bazılarında gonatlar, yani üreme hücreleri gelişebilir. Bazıları kısır olabilir arkadaşlar. Bu değişiklik gösteriyor. Gelelim 1 ve 4 numarayı dölleyelim arkadaşlar. Ne olur? 44 artı X 0. Biz bu bireye ne diyoruz? Turner dişi diyoruz. Şimdi Turner dişide bir tane X kromozomu yok. Hani ilk gördüğünüzde acaba bu yaşıyor mu diye düşünebilirsiniz ama evet, yaşıyor. Bir canlının yaşayabilmesi için, yani X kromozomu taşıyan canlılarda söylüyorum, XY sistemi olanlarda, bir tane X kromozomu taşıması yeterlidir arkadaşlar. Bu bireyler yaşarlar ve hayatlarını normal bir şekilde devam ettirirler. Turner olan bireylerde genellikle kısır oluyorlar arkadaşlar, Turner dişiler. Yumurtalıkları ya gelişmemiş oluyor ya da yumurta üretilmiyor arkadaşlar. Genellikle kısır bireyler olur ama görünüş olarak bizimle aynıdırlar. Gelelim 2 ve 3. 2 ile 3'ü döllediğimiz zaman ne olur? 44 artı X, X, Y birey olur. İşte bu da Klinefelter. Klinefelter erkeklerdir. Bu erkekler de arkadaşlar yine görünüm olarak diğer erkeklerle aynı. Hemen hemen aynı özelliğe sahiptir. Yine biraz daha iri yapılı olabilirler. Bunların genellikle arkadaşlar %90 kadarı kısırdır. Yani tabii olmayanları, kısır olmayanları da vardır ama büyük bir çoğunluğu kısırdır.
Künnefelter olan erkeklerin. Ve bunlar arkadaşlar bir araştırma yapılıyor. Hani ben bunu bir yerde okumuştum. Bir araştırma yapılıyor. Amerika'da mıydı? İsviçre. Böyle bir yerde bir araştırma yapılıyor. Cezaevinde kalan tutuklular üzerinde kromozom haritaları çıkarılıyor. Ve böyle canice cinayetler işleyenlerin çoğunun Klinefelter oldukları belirleniyor. Yani bunlardaki bir tane X kromozomunun fazlalığı bunlar da işte biraz daha bizden farklı düşünmelerine sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani canice şeyler düşünebiliyorlar. Tabii bu sadece bir araştırmadır. Kesinlik yoktur arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Gelelim 2 ve 4. 2 ve 4 döllenirse ne olur? 2 ve 4 döllenirse 44 artı X, pardon, Y 0 olur, değil mi? Bu birey X kromozomu taşımadığı için ne olur? Ölür. Bir canlının yaşayabilmesi için kesinlikle X kromozomu taşıması gerekiyor. XY sistemine göre söylüyorum. X kromozomunda arkadaşlar nasıl diyeyim size, yaşatıcı gen diye bir şey varmış. Bunu bize işte üniversitede bir hocamız anlatmıştı. X kromozomu bu yüzden olmayan bireyler ölüyorlar, yaşamıyorlar. Yaşatıcı gen diye bir şey varmış. O yüzden de X kromozomu taşımayanlar maalesef ölüyorlarmış. Evet, bu şekilde biz ayrılmama olaylarını anlattım. Genel olarak zaten özelliklerini de söyledim arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz şeyler, o yüzden tekrar buraya uzun uzun yazmıyorum. Gelelim şimdi yapısal bozukluklara. Arkadaşlar yapısal bozukluklarda şöyle gerçekleşiyor. Bu yapısal bozukluklarının bazılarını hatırlarsanız dediğim gibi size protein sentezinin sonunda mutasyonlar diye anlatmıştım. Burada da hem tekrardan değineyim arkadaşlar hem de bir tane daha anlatacağım burada. Karşılıklı translokasyon diye bir olay anlatacağım. Bundan bahsedelim. Şimdi ilk önce delesyondan bahsetmek istiyorum. Delesyon neydi? Delesyon, hatırlayın anlatmıştım. Bir kromozomun parça kaybetmesiydi, değil mi arkadaşlar? Parça kaybıydı. Şimdi bir hastalık var. Delesyon sayesinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kedi miyavlaması diye isimlendirilen, ben de ismini çok güzel okuyamıyorum. Siriduçet diye böyle bir değişik bir hastalık var arkadaşlar. Şöyle yazılıyor. Siriduçet de olabilir. Böyle bir hastalık var. Kedi miyavlaması diye bir hastalık. Arkadaşlar bu hastalık, bu bireyler kromozomlarında meydana gelen bir delesyon sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bunların yüzleri çok değişik. Hatta isterseniz internetten bakabilirsiniz. Belki daha önce de karşılaşmışsınızdır, bilemiyorum. Bu hastalıkta bireylerin yüzleri çok değişik ve ağlarken kedi miyavlaması gibi ses çıkarıyorlar. Bu yüzden de bu isim verilmiştir arkadaşlar. Gelelim bir diğer olaya. Translokasyon. Translokasyon. Parça değişimidir. Parça değişimi. Nasıl değişim olabilir? Karşılıklı da olabilir arkadaşlar. Mesela bir kromozomdaki bir parçanın kopup aynı kromozomun başka bir yerine gidip yerleşmesi de olabilir. Şimdi normal translokasyonu ben tek bir kromozom üzerinde anlatayım. Tek kromozom üzerinde bir parçanın kopup gidip başka bir yere yapışmasına biz translokasyon diyoruz. Arkadaşlar bir hastalık var. Kronik, miyelojenik, miyelojenik, evet söyleyebildim. Lösemi. Yani bir kanser hastalığı arkadaşlar. LML olarak da geçiyor bu hastalık. Bu hastalıkta bir kanserdir bakın. Bu kanserlerden genellikle translokasyonlar sorumludur arkadaşlar. Bu tür kanserlerde özellikle LML bilinen bir kanser türüdür. Translokasyonun sebep olduğu. Bir de karşılıklı translokasyon vardır. Karşılıklı translokasyon. Bu nedir? Bu da karşılıklı olarak parça değişimi olayıdır arkadaşlar. İki tane kromozom var. Mesela 9. kromozomla 12. kromozom. Arkadaşlar 9. kromozom ile 12. kromozom arasında, pardon, 22. kromozom arasında karşılıklı olarak parça değişimi gerçekleşiyor ve bir hastalık ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu hastalıkta da aslında hastalık değil de kromozoma bir isim veriliyor. Philadelphia dediğimiz bir kromozom ortaya çıkıyor. Karşılıklı translokasyonda karşılıklı parça değişimi olur. Şöyle yazayım. Karşılıklı parça değişimi. Parça değişimi. Şimdi bakın burada şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar kromozomu. Şu normal. Bakın
normal kromozom. Bu 9. kromozom normal. Bir de 22. kromozom vardır. Şöyle biraz daha ona göre küçük bir kromozom arkadaşlar. Bu da normal kromozom. Şöyle bunu boyayalım şu şekilde. Bu da 22. kromozom. Şimdi bunlar karşılıklı translokasyon yapıldığı zaman şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bakın. Şu şekilde 9. kromozomun uç kısmına gelip normal kromozomun işte kopan parçası yerleşiyor. Normal kromozom 9. kromozomdan kopan ise arkadaşlar 22. kromozoma gidip yapışıyor. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şurası boyalı. Bakın şu kısma gelip yapışıyor. İşte biz bu translokasyon geçirmiş olan 22. kromozoma, şu kromozoma ne diyoruz? Philadelphia kromozom diyoruz. Philadelphia kromozom. Hani direkt olarak karşımıza çıkmaz ama karşılıklı translokasyon bu şekildedir. Hani böyle aklınızda kalsın. Evet, böylece kromozomal sev ve yapı bozukluklarını da bitirmiş olduk. Bir de ne vardı? İnversiyon vardı değil mi? İnversiyon neydi? Kopan parçanın ters dönüp tekrardan yerine yapışmasıydı arkadaşlar. Yine onu da anlatmıştım. Şimdi bir de organel kalıtımından bahsedeceğim. Organel genlerinin kalıtımından. Hatırlarsanız mitokondriyal DNA dediğimiz bir DNA var. Mitokondriyal DNA veya işte plastitlerdeki DNA. Arkadaşlar özellikle mitokondriyal DNA bizim için önemlidir. Çünkü baba ve anne mitokondri bakımından sadece çocuğa geçecek olan kromozom yani mitokondriyal DNA anneden geçer. Neden? Çünkü arkadaşlar yumurtanın içerisinde mitokondri bulunur. Babadan gelen o sperm çekirdeği sadece çekirdek girdiği için arkadaşlar yani sadece spermin baş kısmı döllenmeye katıldığı için mitokondri gelmiyor babadan. Dolayısıyla bizlerde bulunan mitokondri DNA'sı aslında kime aittir? Anneye aittir. Ve bazı özelliklerin bu mitokondriyal DNA'da kalıtıldığı biliniyor. Mesela zeka ile ilgili olan bazı özelliklerdi yanlış hatırlamıyorsam. Zekamızı annemizden alırız falan deniliyordu arkadaşlar. Tabii bunun aksi ispatlandı mı bilmiyorum ama benim en son duyduğum buydu. Mitokondriyal DNA annemizden bize geçen DNA'dır. Hatta onu şöyle not olarak yazayım. Direkt ayrıca açıklamayayım ama çok fazla açıklanacak bir şey yok. Sadece şöyle diyelim. Mitokondriyal DNA anneden çocuklarına geçer. Çocuklarına geçer. Neden? Çünkü babanın sadece sperm çekirdeği döllenmeye katılırken anne de tüm yumurta katılıyor arkadaşlar. Sperm çekirdeği yumurtayı döllediği zaman oluşan yapıya zigot diyoruz. Zigotun bölünmesiyle de zaten bir süre sonra embriyo oluşuyor. Dolayısıyla mitokondriyal DNA nereden geliyormuş? Anneden geliyormuş. Evet, böylece kalıtımın sözel kısmını bitirmiş oldum. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar kaç video olacağını bilmiyorum şu an için. Hala biliyorsunuz çekmediğim için bilmiyorum. Ama en az bir 3-4 video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Anlattıklarımla ilgili size hem sözel sorular hem de sayısal sorular. Özellikle sayısal sorulara, soy ağaçlarına falan yöneleceğim. Çünkü dikkat ederseniz soy ağaçlarını burada açıklamadım. Soy ağaçlarını sorular üzerinden açıklayacağım. Çünkü burada işte X'e bağlı kalıtımın soy ağacında gösterimi falan filan bir sürü sözel konu var. Hiç bence boşuna vaktimizi almaya gerek yok. Ben sorular üzerinden bunları size güzelce açıklayacağım. O yüzden sonraki videolara hemen geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorularla pekiştirin. Ben soru çözeyim. Sorularda iyice anlayalım. Ondan sonra kendiniz de soru çözümü yaparsınız. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.